Sıkı yönetim savcısı Naci Gür mafyanın masasında. Yılmaz Güney kavgası. Kürt İdris bir söyleşinde sıkı yönetim savcısı Naci Gür'ün de olduğu masada kardeşim dediği Yılmaz Güney yüzünden Oflu Osman'la tartışmasını ve silahların çekilmesi olayını şöyle anlatıyor. Bir akşam beni tuzağa düşürdüler. Bir arkadaşım beni Çakıl Gazinosu'na davet etmişti. Gittim baktım. Beni davet eden arkadaş ortada yoktu. Bizim kabadayı aleminin bütün adamları orada. O akşam düşürüldüğüm tuzaktan Dündar Kılıç beni kurtardı. Yoksa bir felaket olabilirdi. Sıkı yönetim vardı o zaman. Yıl 1979. Adanalı ünlü bir sıkı yönetim savcısı Naci Gür, Oflu Osman ve bazı subaylarla birlikte oturuyordu. Bir masada Dede Sultan, Dündar Kılıç 5-6 kişiyle oturuyor. Ötede Arap Nasri birkaç kişiyle. Beni davet edenleri görmedim. Oflu Osman bana saygı gösterdi, kalkıp masasına davet etti. Mecburen oturdum. Masada sağdan soldan konuşurken savcı Naci Gür ve öteki subaylar Yılmaz'dan bahsettiler. Ben de arkadaşımı anlattım. Oflu Osman bozuldu. Yahu dedi. Yılmaz'ı Allah gibi anlatıyorsun. Allah mı bu? Hayır, Allah değil. Ama tanıdığım en büyük insandır. Şüphelenmeye başladım İdris. Neresi Ermenileri? Her lafını duyunca tepem attı. Çünkü bu sözün evveliyatı vardı. Tarabya'da Lazlar'dan bir arsa satın almıştım. Sonradan paha biçilmez bu arsayı tek kuruş almadan garibanlara dağıttım. Şimdi oğlum orada kiracı olarak oturuyor. Tarabya'daki yeri Yılmaz da çok seviyordu. Bazen telefonla arardı. Abi biraz dolaşalım mı? Arabaya biner Tarabya'ya giderdik. Çok güzel bir yerdi. İçinde kaynak suyu ve bir de konak vardı. Dündar'ı da çağırırdık. Gittiğimizde bir ağacın altında oturup konuşurduk. Yılmaz'ın dinlenmesine de konuşmasına da hayranım. Çok güzel konuşurdu o büyük adam. İnsanı dinlemesi de bir başka güzeldi. Akşam üstleri giderdik. Bazen sabaha karşı gider, bülbül seslerini dinlerdik. İşte o arsayı fakir fukaraya dağıttıktan sonra sağda solda laf etmişler. Ermeniler bu arsayı alıp Ermenileri dağıttı. Bu olay çok ağırıma gitmişti. Ben Ermeni değilim. O garibanlardan hiçbiri de değildi. Oflu Osman Ermeni deyince o olay çağrışım yaptı, tepem attı. Aramızdaki çekişme ve tartışma silahların çekilmesine kadar vardı. Allah'tan zehrin panzehri Dündar Kılıç oradaymış. Osman akrabası olmasına rağmen benim hayatımı kurtardı. Bu davete giderken yanımda Adanalı Enver'i de götürmüştüm. Ne olur ne olmaz diyerekten. Cebimde altın kabzalı ufak bir tabanca vardı. Ama asıl silah Enver'deydi. Silah çekilince ben geri geri gidiyorum, çıkmaya çalışıyorum. Meğer Enver de gazinoya girerken silahı tuvalete saklamış. Biz çıkarken bu da tuvalete girdi, çıkınca silahı çekti. Bir el ateş etti. Silahın otomatik olduğunu bilmiyor. İkinci mermiyi ağzına veriyor. Tabii ikinci mermi ters dönüyor. Ben bunların farkında değilim, Enver de bilmiyor. Bu sırada ben Enver bana aleti yetiştir diye bağırınca yanıma varıp uzattı. Silahı aldım Enver'den. Tam o sırada Osman'la karşı karşıya geldik. Tetiğe basacağım sırada Dündar Kılıç bağırdı. Tetiğe dokunma, mermi ters dönmüş. Onu fırlatıp attım. Kendi küçük silahımı çektim. Osman delikanlı adamdı. Bu dava ikimiz arasında ama ben sana silah sıkamam dedi. Dündar beni dışarıya çıkardı. Gece benden sonra orası karışmış. Belki 1000 mermi yakılmış. O dava ve çekişme 20 gün sürdü. Allah'tan kimsenin burnu kanamadı. Hepimizi içeri aldılar. İki taraftan da. Fakat Laz tarafı hep otel, motel, gemi sahibi kişiler. Bizimkiler gariban takımı. Hamallar falan.